Pandemi döneminde minibüsler hizmet verdi mi? Verdi. Ama pandemi döneminde minibüslerin hizmet vermesinin yanında sıkıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Neden? Çünkü kapalı alanlarda insanların yan yana durmasıyla alakalı sorunlar yaşıyoruz. Yani özellikle toplu taşımalarda. Bu birçok sosyal medyada, bugün ya da ana akım medyada, işte bizim gibi televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda sık sık dile getiriliyor. Biz de dedik ki, ya bunu işin erbabıyla konuşalım. Yani bizim konuşmamız kolay da hani biz ne diyoruz? İşte minibüsleri çok fazla insan almasınlar. Tamam almasınlar doğru. Ne yapalım efendim? Minibüsler çok daha az yolcuyla gitsin. O da doğru. Yani bunlar doğal ve doğru şeyler ama bir de tabii orada çalışan, hizmet veren insanlar var. Şimdi Atilla Ağaoğlu beyefendi Pendik Minibüsçüler Dernek Başkanımız ve şu an hattımızda. Başkanım hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Siz beni Başkanım duyamıyor musunuz? giymişsin formayı tabii 3-1 yenince değil mi? Evet, Adnan Bey, iyi akşamlar diliyorum izleyicilerinize. Çok teşekkür ederim. Tabii Trabzonspor, ben ne kadar başkan olsam bile ama bu Trabzonspor aşkı bende hiç bitmedi. Evet. Vallahi şu anda yani Adnan Bey'le görüştüm. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum artık yani. Sevinçten her şeyi unuttum. Yani ben şöyle, tabii ben Trabzonspor taraftarı değilim ama Trabzonspor'u seven bir insanım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Hatta Evet. şöyle söyleyeyim. Yani hani Fenerbahçelileri çok sevmez Trabzonspor taraftarlar. Biraz problemler yaşadıkları için. Her ne kadar Fenerbahçeli olsam da geçmişte ben Trabzonspor'u gerçekten gönülden destekliyorum ve bu sene gerçekten Trabzonspor'un şampiyon olacağına inanıyorum. Yani Allah İnşallah. korusun. Öyle bir şey olmazsa sizin kadar üzüleceğim ama şuna da emin olun, şampiyon olacak ve hepimiz çok sevineceğiz diye düşünüyorum başkanım. İnşallah teşekkür ederim bu iyi temennileriniz için. İnşallah bu hasrete son veririz artık. İnşallah. Şöyle doyasıya bir şampiyonluk kutlarız. İnşallah. Yani inşallah. Başkanım bugün de iyi oldu değil Tabii. mi? Maç 3-1 bitti. Trabzonspor her ne kadar 10 kişi kalsa da iyi götürdü maçı doğrusu. Vallahi üst bir bitti de yani bu hakemlerden çok dertliyiz yani. Ne olacak böyle bilmiyorum ki ya. Ya bir de en çok tuhafıma giden şu oldu. Mesela yayından sonra da maçtan sonra da başkanımız Ağaoğlu bir konuşma yaptı. Onu da dinledim. Ya çok tuhaftır. Şimdi şampiyonluğu oynayan bir takımın maçı beIN Spor'da ikinci kanalına veriliyor. Ya bu şampiyonluğa oynuyor. Birinci kanalına Fenerbahçe Kayseri maçı veriliyor. Yani Fenerbahçe 7. şu anda. Ha, Kayseri için önemli bir maç olabilir. Çimen oynuyor. Yani anlamak mümkün değil. Yani bu nasıl bir düzen, bir anlamadık bu işten bir şey. Yani dekoder desen Trabzonspor taraftar bayağı dekoder Bunu alıyor. ben de konuştum. Bu arada hemen onu söyleyeyim. Yani bizim de tabii dostlarımız, arkadaşlarımız var. beIN Sports'ta çalışan, onlarla da konuştum. Gerçekten bunu gün içerisinde neden böyle yaptınız dedim ben de. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin çok şampiyonluk iddiası yok. Matematiksel olarak şampiyonluk iddiası olabilir ama baktığınız zaman hani Trabzonspor'un gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Çok derin bir kadrosu var. Öte taraftan Başakşehir iyi gidiyor. Yani Galatasaray takip ediyor nihayetinde ama neden böyle yapıyorsunuz dedim. Bu pandemi döneminde beIN Sports'un ciddi anlamda bir ekonomik kaybının söz konusu olduğundan ve bundan dolayı da biraz işte büyük dedikleri takımlar. Ben İstanbul'daki takımların artık büyüklüklerini kaybettiğine inanan birisiyim bu arada, onu da söyleyeyim. Yani o eski büyüklüklerinde değiller. En azından şunu gördük. O kadar da büyük değillermiş. Bunun ekonomik bir kaygıdan kaynaklandığını söylediler ama Trabzonspor'a yapılan şeyin de çok haklı bir durum olduğunu söyleyemem. Yani şimdi bu Trabzonspor olup olması önemli değil. Başka bir takım da lider olabilir. Lidere saygı duyacaksınız. Kesinlikle. Yani sonuçta bu takım lider. Bu takımın birinci kanaldan gösterilmesi lazım. Kesinlikle. Yani çok saçma uygulamalar oluyor. Yani maalesef ülkemizde değer verilecek şeylere değer verilmiyor. Sadece ekonomiye bakılıyor. Bu da çok yanlış buluyorum yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ya Türkiye'deki futbolun ben bu uygulamalarla artık insanların futboldan bıktığına inanıyorum. Ben de sizin aynı şeyi düşünüyorum. Yani hani bir ülkede futbola nasıl zarar verebilirsiniz diye soru sorulacak olursa işte böyle zarar verirsiniz. Yani takım taraftarlarını küstürerek,
takım taraftarlarının maça gitmesine engel olarak, ki bunlar bıktırıyor artık insanları, futbolda ilerleme sağlayamazsınız. Maalesef, Türkiye'de evet bu ve benzeri uygulamalar artık insanları bıktırıyor bir süre sonra. Ya insanlar diyor ki yani maç izleyip ihtiyarlayacağıma, kalbime zarar vereceğime izlemem daha iyi diyor. Ve futbol taraftarı maalesef yavaş yavaş bitmeye doğru gidiyor. Güzel şeyler değil ama biz bir kez daha, şimdi ana konumuza geçeceğiz. Biz bir kez daha Trabzonspor'u desteklediğimizi ve gerçekten bu sene şampiyon olacak bir takım varsa bunun da Trabzonspor olması gerektiğini söyleyelim sevgili izleyiciler. Başkanım, şimdi gelelim ana konumuza. Siz Pendik Minibüsler Dernek Başkanısınız. Az önce duyabildiniz mi bilmiyorum ama şimdi yolcular birçok şey talep ediyor. Evet, doğru. Bakanlık da birçok şey talep ediyor ki haklı kesinlikle ama minibüsçüler gerçeği var. Türkiye, İstanbul'da özellikle binlerce insanın, hatta böyle çarpanına vurduğunuz zaman milyonlarca insanın da gelir kaynağı. Yani insanlar oradan evlerine rızık götürüyorlar. Sonuçta çocuklar babalarının getirdiği parayla okullarına gidiyorlar. İşte anneler alışveriş yapıyor. Yani orada iyi bir sektör var. Minibüsçüler bu konuda neler düşünüyor başkanım? Şimdi Adnan Bey, öncelikle bu virüs belasından Allah bir an önce ülkemizi kurtarmayı diliyorum. Şimdi tabii neresinden başlasam bilemiyorum. Şimdi halkımız, bakanlık da haklı ama bir de bu işin sahasında olanlara sormak lazım. Evet. Ben minibüs süre 89 yılında başladım. Yani şey yukarı 31 senedir bu işin içerisindeyim. Dernek başkanlığı 9 senedir yapıyorum. Ondan önce de bir 6-7 senedir dernek başkan yardımcılığı yaptım. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi evet, bu süreçte bizim de yardımcı olmamız gerekiyordu. Muhakkak. Ama şimdi ben bu süreci çok yakından takip ettim. Şimdi minibüsçüye 6 kişi bakanlık alacaksın dedi. Ve bir kişi fazla alana 3180 lira ceza yazdılar. Bir ayda bu parayı zaten bu sürede kazanması zaten mümkün değil. Bir de yani 6 kişiyle bu arabanın valla mazotunu bile karşılayamazsın. Değil mi? Şimdi Büyükşehir Belediyesi halk otobüslerini, yani onlar da sonuçta özel ama İETT'ye bağlı olduğu için, Büyükşehir'e bağlı olduğu için onlara mazot desteği verdi. Biz Büyükşehir'den talep ettiğimiz zaman ya siz bizde pek bir alakanız yok, devletle bu konuyu çözeceksiniz. İyi de bize ücret tarifesini siz veriyorsunuz. Şimdi bugün mesela bakalım otobüslere, değil mi, 100 liralık bilete 300 lira kesiyorlar. Çünkü bir koltuk boş kalıyor diye. Uçaklara en az olan yere 500 lira bilet kesiyorlar. Peki minibüsü, yani bir de şöyle bir durum var, ben yıllarca bunun serzenişini yaptım. Minibüsü ayakta yolcu alıyor diye ücret tarifesi veriyorlar. Ama minibüsü ayakta yolcu almak yasak. Böyle de bir ikilem var. Ama alıyor yani minibüsle yasak mı başkanım bu? Minibüse ayakta yolcu almak yasak mı? Yani normalde yasadan minibüste ayakta yolcu almak yasak. Ama yani, ama yönetmelikte alabilir diyor. Öyle mi? Ya uygulamalarda işte biraz esneme oluyor. Sabah akşam yoğunluğundan dolayı esneme oluyor ama tabii biraz minibüsleri kızdıkları zaman hemen minibüsleri uygulama yapıyorlar yani çok kolayca. Çünkü şimdi şu pandemi döneminde biz de almak istemiyoruz ayakta yolcu veya 6 kişiden fazla, tabii çok ciddi bir ortam var. Ama ben sokakta gezdiğim zaman, mesela bu pandemi döneminde ben iş kurunun önünde yolcu indiriyor minibüs gözümle gördüm. Ama iş kurunun önünde öyle bir kalabalık vardı ki insanların, yani öyle sosyal mesafe gibi bir şey yoktu. Başkanım, bir de ben şunu Başkanım çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi araya giriyorum ama özür dilerim, böyle araya gireceğim. Şimdi Kadıköy'den Pendik'e giden bir araç düşünelim, bir minibüs. Kadıköy'den Pendik'e 6 kişi binecek. Yani 6 kişi de Pendik'ten Kadıköy'e gidecek diyelim.
Onun o 6 kişi dışında minibüs yolcu alamıyor mu? Şimdi bu pandemin döneminde öyleydi. Yani polisleri çevirip bizleri biraz sayıyordu. Ve ceza yiyen bir sürü arkadaşımız oldu. Ha, ben arkadaşlara hep şunu diyordum. Ya bu geçici bir şey. Hepimiz bundan inşallah bir şekilde kurtuluruz. Bu dönemde yani aşağı yukarı 2,5 aydır ve bu iş başladı. Bu dönemde hiçbir mal sahibi arabasından para aldığı yok. Şoför arkadaşlar sadece geçimlerini sağlasın diye bakıyoruz. O da zor. Evet. Yani çok bu 2,5 ay içerisinde biz çok zorlandık yani. Aşırı evet. Zorlandık. Ne kadar da sesimizi duyurmaya çalıştıysak Allah büyükşehir hükümeti atıyor, hükümet büyükşehir atıyor. Ortada kaldık. Yani bu 3 yani 6 kişiydi. Ha şimdi 10 kişiye falan çıkartmışlar. Yani 14 kişi diyorlar şimdi. Ya 14 kişi dahi olsa minibüsü ayakta yolda almazsa para kazanamaz. Çünkü evet. Verdikleri ücret tarifesi onu karşılamaz. Bizim evet. Ayakta aldığımız yolcudan para kazanıyoruz. Evet. Öbür türlü kazanamayız. Evet. Yani bu gerçeği biliyorlar. Bildikleri halde sanki bizden bir mucize bekliyorlar. Yani 6 kişiyle bir minibüs nasıl para kazansın, muzotunu kazansın, bir de çalışan yövmiyesini alsın. Yani mümkün değil yani. Bir de kesinlikle. Enteresan bir durum. Ruhsatı nereden alıyorsunuz başkanım? Ruhsatı bu yani çalıştırdığınız... Şeyden alıyoruz. Nereden? Büyükşehir'den alıyoruz. Ha büyükşehirden alıyorsunuz. Şimdi ruhsatı verenin tabii yardım etmesi gerekiyor. Peki mazot desteği almadınız mı? Onunla da şöyle bir şey var Adnan Bey. Eskiden biz büyükşehire ruhsat parası veriyorduk. Sonra içimizden bir arkadaş çıktı bu ruhsat parası yasal değil diye mahkemeye verdi, mahkemeyi kazandı. Ondan sonra büyükşehire verdiğimiz ruhsat parası iptal oldu. Tabii şimdi büyükşehirde ister istemez yani ben senden hiçbir şey talep almıyorum ki sana yardım edeyim gibi. Ama İETT'den sonuçta bir halk otobüslerinden bir kesinti yapıyorlar. Yani halk otobüslerinin de aynı şekilde ayakta yolcu alaması için belli bir kısıtlama getirdiler. Ama onlara nasıl mazot desteği verdiler. Evet. Yani şimdi biliyorsunuz mazotun ne kadar vergi olduğunu, vergiyle daha çok pahalandığını. Evet. En azından bu dönemde aldığım mazottan vergi almasalardı gene ufak bir rahatlama olur yani. Evet. Peki şimdi nasıl öyle başkanım? Ki, şu anda işte yine 14 kişi ancak alıyoruz. Bir kişi ayakta olsa 2 gün önce bir arkadaşlar 3180 lira para yazdı. Yazık günah yani biraz da tamam bu ayakta fazla yolcu almak da şu dönemde doğru değil zaten. Biz bunu esnafımıza özellikle söylüyoruz yani. Çünkü hem insanlar tedirgin hem de bu süreç böyle geçmesi lazım. Yoksa şimdi bir rahatlama olup da tekrar ikinci bir dalga Allah göstermesin. Olursa o da iyi olmaz yani. Çünkü biz zaten her zaman günah sessiziz. Ondan sonra derler ki minibüsler yapar. Bir de Adnan Bey işin farklı bir tarafı da ya basın da bir minibüsü yolcu doldururken görmez. Hemen haber oluyor yayınlarda. Hemen. Hemen yani peki biz 6 kişiyle çalıştığımız zaman basın neden gelip demiyor ki minibüsü bak kurallara uyuyor 6 kişiyle gidiyor. Yani hiç öyle çok, bir yayın gördün mü? Çok doğru yani bunu çok doğru söylüyorsunuz. Tamam kötü bir şey olduğu zaman eleştiriyorsunuz. Yani hayatın şöyle bir gerçeği var. Ceza varsa ödül de olmalı mutlaka. Tamam fazla kişi olduğu zaman bunu haberleştiriyorsunuz ama pandemi döneminde de gelin alkışlayın. Söylediğiniz şey çok doğru. Yani insanlar para kazanmadan evine ekmek götürme kaygısı taşıdıkları bir dönemde para kazanmadan hizmet vermişse onu da haber yapmalılar. Bu noktada basın da eksik kalmış diye düşünüyorum başkanım. Abi sadece şimdi hepimiz hesap kitap biliriz yani. Sonuçta biz burada gerçekten bir fedakarlık yaptık. Hani arabalarımızı çalıştırmasak o da olmaz. Yani çalıştırmasak daha şanlıydı. Değil mi? Ama sonuçta bu tabii sonuçta bu yolcu bizim yolcumuz. Bunları iyi günde taşıyorsak kötü günlere taşımak zorundayız. Evet. Şimdi biz Mavi Karadeniz yani, TV olarak başkanım bir farklılık yaptık. Bugünlerde evet. En çok tartışılan konulardan bir tanesi toplu taşımalar. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi minibüsler de bunların içinde. Ama Mavi Karadeniz TV olarak dedik ki ya herkes
bu insanları eleştiriyor. Yeri geldiği zaman yerden yere vuruyorlar. Yeri geldiği zaman trafik terörü diye haberler yapıyorlar ama burada yaşayan insanların ve burada hizmet veren insanların da yaşamı çok kolay değil. Yani saatlerce direksiyon sallayacaksınız, binlerce insanla muhatap olacaksınız. Hırsızı var, hırlısı var. Yolcularınızı onlardan koruyacaksınız ama nihayetinde size de bu noktada dedik ki ya başkanımızı çağıralım. En azından minibüsçileri bu noktada savunsun. Peki siz ne istiyorsunuz başkanım? Yani minibüsçüler şu itibariyle toplumdan ya da devletten ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hani fark etmez bir belediyelerden ne bekliyor? Şimdi devletimiz sağ olsun gene bir 25 bin lira gibi bir destek Halk Bankası'ndan bazı esnaf arkadaşlarımız çekti. Yani o konuda biraz nefes aldırdı bizi. En azından zararımızı karşılama yönünde. Büyükşehir'de de şunu istiyoruz. Yani en azından nasıl İETT'lere büyükşehir halk otobüslerine mazot veriyorsalar indirimli, bize de versinler yani bu dönem ama zaten geçti yani az kaldı zaten. İnşallah geçecek, 15 gün sonra geçecek. Bir de şunu demek istiyorum Adnan Bey. Şimdi millet minibüsleri eleştiriyor ama peki bu minibüslerin ailesi yok mu? Bunlar 2,5 aydır belki de arabasında koronalı insanlar bilmiyor mu? Onlar risk altında değil miydi? Kesinlikle. Öyle değil mi şimdi? Tabii ki ya. Yani insanlar sonuçta kim sabahtan akşama kadar direksiyon sallamak ister ki? Evet. Başkan, telefon mu geldi başkanım? Evet, telefon geldi. Şimdi bir şey daha söylemek. Mesela bizim halkımızda da minibüsçüye karşı bir ön yargı var maalesef. Bunu bir türlü bu ön yargıyı yıkamadık. Mesela bizim ben yanaklarda bizim genelde bu kendik civarında yanaklara hizmet veriyoruz. Bizim şimdi Pendik'te 250 tane arabada tek tip giysi var. Bilmiyorum haberiniz var mı bundan? Yani yukarıdan beyaz gömlek, aşağıdan lazımet pantolon giyen şoförlerimiz. Neyi var bunlar, başkanım? Orayı duyamadım. Çok özür dilerim. Tek tip giysi var. Anladım. Yukarıdan lazımet beyaz gömlek, kısa kollu beyaz gömlek, aşağıdan lazımet pantolon giyerler. Öyle gelişi güzel giyinmezler. Herkesi her hafta biz duraklarda şoförlerimizi kontrol ederiz. Saç sakal durumlarını, arabaları temizletiyorlar mı? Onları hep kontrol ederiz. Bir de dernekten bunları kamera sistemiyle her 24 saat takip ederiz. Harika. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela dedim ya demin az önce ön yargıyı bir sürü kıramadık. Şimdi siz bir iyi evet. Yine. Bağlantımız gitti yine. Başkanım arıyorlar. Her mülküsümüz. Evet. Günde en az 200 kişi gelir. Abi benim param yok, beni getirir misin diye getirir. Hiçbir zaman geri ya getiremem diyemez. Demez. Evet. Yani böyle şöyle bakmak lazım meseleye biraz da. Tabii şu yönden bakmak lazım. Yani bugün her meslekten maalesef kötü insanlar çıkabiliyor. Yani bu sadece minibüsçüler, evet, gazeteciler, televizyoncular için değil, her meslekten belli bir oranda kötü insan çıkabiliyor ama yani yolculardan da kötü insan çıkabiliyor. Burada önemli olan şey toplumun birbirini biraz daha anlaması ve destek olması tabii. Evet, katılıyorum. Evet. Bir de yani dediğiniz gibi her meslekten çıkabiliyor ama minibüsten çıktığı zaman maalesef haber değeri var mı diye böyle haberler çok olay atlıyor yani. Öyle bir haberler yapıyorlar ki hem de ulusal kanallar yapıyor bunu. Yani yerel kanallar da değil. Siz sağ olun bizim derdimizi dinlediniz. Böyle bir kişi bizi dinleyip de bu minibüsler 2,5 aydır ne yapıyor diye hiç gördünüz mü? Yani sadece ayakta yolcu veya 6 kişi 10 kişiden fazla aldıkları zaman hemen yayın yapıyor. Ben bir gün bir tanesine bağırdım. Dedim ki peki 6 kişi taşıyan insanımızı niye onurlandırmıyorsun? Bak bu insanlar burada fedakarlık yapıyorlar. Doğru. Hem para olarak kayboluyorlar hem de başka türlü sağlıkları da tehlikede. Yani biz Mavi Karadeniz TV olarak o söylediğiniz yerine getirdik diye düşünüyorum başkanım. Çok teşekkür ederim. Yani duyarlılığınız için
gerçekten böyle olması lazım esasında. Yani bir ulusal kanaldan daha iyi bir görev üstlendiniz. Çok teşekkür ederim. Yani biz de çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, programa katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bütün minibüsçü dostlara da buradan bizim selamımızı iletmenizi istirham edeceğim. Aleyküm selam, iletiriz inşallah. Peki. Hayırlı akşamlar diliyoruz Sayın Başkanım. Görüşmek üzere. Selam olsun. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada Trabzonspor'u sizin nezdinizde bir kez daha tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir Fenerli'den bunu duymak çok iyi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Başkanım. Harikaydı. Bir Fenerli'den bunu duymak çok iyi dedi.